Alacağım abi bu konuştuklarımız. Tabii. Az şeyle bir halının desenini al. Sen de şimdi. Mersin'den de korkuyor. Gel yazdık değil mi? Senet imzaladı. Adam bir çantayı almasıyla bir kaçması. Mustafa Ata. Bir de sürü buldu. Adamın şeye alak dedik. Adam bir kaçtı. Mustafa Ata. Sizin Mustafa Kara. Size lağabınıza besleme olarak kimler denir? Bu... Lağabımıza Karakemal Çavuş'un oğlu Mustafa derler. Torunu Mustafa derler. Bu mesaj olarak çünkü aile şey olduğu için lağab evet, önemli evet, bizim için. Evet, tabii. Bir belge oluyor. Evet. Şimdi evvela şöyle sorayım. Bu şimdiye kadar başladığından bugüne kadar neler yaptın, nasıl mücadele ettin? Şöyle özgeçmişini kısaca bir anlat. Memleketimizde Elbez dezgahında el dezgahı işledik. Evet. Ondan sonra çekme dezgahı çıktı, çekme dezgahı. Evet, böyle. Evet, ondan sonra efendim sadırlık, kotel bilmem vesaire çıktı, hepsinde dokuma olarak yaptık. Ondan sonra sene 60'larda şehir Bozuntu'ya gitti. Gidince evlerimizi yıktık, Yukarı Şehir'e ev yaptık. Evet. Ev yaptık, orada baktık ceylan kafi gelmedi, dezgahlar motorlu oldu. O vasıtayla Antep'e göçtük. Antep'in Besli'de ceylan kafi gelmedi, çalıştıramadık. Geldik evet. Burada, yeniden bir mahalleye işte göçtük. Bir sanayi, sanayiden bir dezgah aldık, çalıştık. Zaman zaman işi genişlettik. Ondan sonra havlu işledik, havludan sonra kilim işledik. Kilimden sonra kaleye geçtik, işte bugünü bulduk. Güzel. Bak mücadele veriyoruz. Yani gençlere de bir örnek oluyor. Evet, evet. Şimdi. İkincisi de sen de seyyarlı hiç sattın mı? Evet, sene gittin. 60'da ev yaptık Yenişehir'e. Yenişehir'e ev yaptıktan sonra orada iş yapamayınca sene 66'ya kadar dışarıda seyyarlık yaptım. Evet. Muş'ta, Bingöl'de, Erzincan'da, Erzurum'da İşte bu civarlar, Urfa, Süverek, buralarda seyyarlık yaptık. 5-6 sene dolaştık, bir şey anlayamadık. Ancak idaremizi çıkarabildik. Ondan sonra gene mesleğimizi elimize aldık, buraya göçtük. Burada Allah'a şükürler olsun, yaptığımız için muvaffak olduk, çalıştık elhamdülillah. Bugünlerimize çok şükürler olsun. Şimdi diyoruz ki, böyle Besli'nin tabirine göre, şimdi dışarı gidenlere sırtına yadırdı yorgan demiş adam bir. Bütün seyyar satıcılık yaptık her tarafı. Ben de gezdim senin gezdiğin evet, yerleri. Adım evet, adım. Evet. Cenab-ı Allah. Şimdi bu vesiller, bu atılganlığı, bu cesareti nereden buluyor? Bu senin atılganlığı, görüşünce? Bu cesareti bulmaları bizim memleketin olanın iyi kötü yani bir şeye atılgandır. Memleket evet. Değişmede, bir rızk aramada şey vardır, hakkı vardır. Cenab-ı Allah'ın şeyi de var ki doğduğun yere bakma, doyduğun yere bakma demiş. Yer değiştirmede şey vardır. Bir adam mesela memleketinde idare olmazsa git demiş Resulullah Efendimiz yer değiştirmiş. Memleket değiştirmiş. Gelmiş orada rızkını daha fazla bulmuş. Onlar için millet dağıldı. Hep bir araya bakıldı yani. Biri gitti işi iyi oldu, öbürü de gitti. Hısı makama götürürken ona evet, arkadaş tabii, oldu, hepsi... ona arkadaş oldu. Evet. Ondan beri geldi. Bir dakika. Evet, bu neden göçtü dedik herhalde. Evet. Bu Besli'den millet dağıldı. Evet. Ya işte memleketimizde barınamadı. Barınamamasının sebepleri ise işte işler enverişli olmadı.
Tabi geldiği yerler daha geniş memleket. Geniş memleket olduğu gibi tabi muhakkak sanayi memleket burada barındı. Ha. İstanbul'a giden İstanbul'da barındı. Ha. Antep'e giden Antep'te barındı. Besni'de kalan Besni'de oldu. Şimdi bazıları diyor ki efendim diyorlar, bunlar diyorlar hep Besni'de yükü tuttu. Ondan sonra da tam Besni'yi bıraktı gitti diyor. Şahsen benim gelişim bir durumlu vaziyet gelmedi. Ben 3 kuruş 5 kuruşla kazandıysam burada kazandım. Şimdi ben de inanmıyorum. Neden diyeceksin? Çünkü kazanıyor da niye gelsin? Tabii canım. Değil mi? Evet. Sen bırakır mısın? Orada bağın var, bahçen var mesela. Bahçen var, bırakır mısın? Evet. İkincisi de şu, aşağı şehirde camilerimiz vardı. Evet. Hamamlarımız vardı. Bunların tarihi 810 yıla dayanıyor. Bak, tabii. Yaşamış gelmiş. Bizi kimsenin buraya 5 kuruş para vermemiş. Hatta 200-300 sene önce bile. Ancak tamir etmişiz, ibadet etmiş. Düşün, 700 yıllık secde edilen bir abidenin yıkılması nedir biliyor musun? İşte memleketin... Aslında İslam dünyası bunu duysa Türkiye'yi protesto eder. Bak evet. Gerçek buluyor. Tabii tabii. Ha. Çünkü eğer bunu Suudi Arabistan'a duyursaydık, herhangi bir Arap ülkesine, burayı aynen dayını yaparlardı. Ama şimdi eser yok. Şimdi eser kalmamış. Evet. Şimdi orada camilerimizin yıkılması, eski adamlar kalmadı zaten. Oraya sahip olan adamların hepsi kimi öldü, kimi göçtü. Evet. Şimdi gelenler, dışarıdan gelenler veyahut yeni yeten gençler bilmiyor tabii. Olduğu memleketi zannediyor ki biz burada doğduk, burada büyüdük. Eski yıkılan yerleri bilemiyorlar. Tabii kabristanlar var, bir hamamın harabeleri var, caminin harabeleri var. Bunun için bir şey olmuyor. Şimdi diyoruz ki bütün siz de yardımcı olun. Bu aşağı şehrin eski bir resmini bulursak aslı gibi yapıyorlar. Aslına uygun yaparlar. Siz de araştırın, bulun. Bunu bir geliştirelim. Hiç değilse eski şeyiyle bir filme koyalım da bütün Besni'yi halkına gösterelim. Yani bir tarih hazinesi gibi. Şimdi soruşturun. Onda bunda belki bir kişiler de vardır. Olabilir. Ben şimdi bir dakika. İzmir'de şeyde buldum. Uşak'ta bir kişi de buldum. Bu güllüğün altından çekilmiş sadece Paşa Camsı'nın karşısındaki evler duruyor. Onu bültecle aldım öyle filme. Öyle fotoğraflar yok da ben geçen sene bir belediye uğurlamıştım. Belediye resimden konuşurken baktım sarı sarı kitaplar var orada. Bunlar ne dedi? Bunlar Besni kitabı dedi. Ha. Bana bir tane verdiler de ama çocukların hangisi aldı, hangisi telefonu bilmiyorum. O kitaplarda Besni'nin şeyi yok. Yok. Birkaç tane AB şeyleri var. Şimdi kendilerini öğren kitap. Evet, başka şimdi bu Antep halkıyla uyum sağlamamız lazım yani. Herhangi bir yabancılık çekiyor musunuz? Yok çekmiyoruz. Şimdi Antep Besni'nin adamları... Zaten Antep'e bizim vilayetimiz geldiler. Antep'ti ya. He. Bu beyler bizi kaçırdı buradan. Tabii. Çünkü Hasan Bey'den korkularından gitti bana diye bağladılar ya. Şimdi Antep. Antepliler... Vilayetimiz Antep'ti. Antepliler her ne bellediyse Besnilerden belledi. Evet. Alıcısı Besnili, satıcısı Besnili, dokuncusu Besnili. Şimdi... Evet. Onun için Allah'a şükür şimdi hemen hemen diyebilirim ki Antepli'den yüzdedir Besni'nin esnafları. Evet. Çünkü biz girişkeniz. Bizim olduğu gibi kadınlarımız da bizim kadar cesurdur. Her şeye katlandı. Varlığa, yoksulluğa, burnunu yedir, buyurur. Kimseye sırrını söylemez, acından ölse. Bizim ne kadar böyle olursa kadınlarımız da bizden daha üstün müfettine. Tabii canım. Ha. Kocasına, ailesine, töremize çok saygılıdır. Hepsi de saygılı, sevgilidir. Sevgilidir, çok şükürler olsun. Peki, verdiğiniz bilgiden dolayı teşekkür ederim. İşlerinizde başarılar dilerim. Bir de şöyle bir şey soruyorum. Evet. Diyorum ki, derneğe kuralım, birbirimize sarılalım. Bir de folklor kuralım. Kendi oyunlarımızı aşağı şehirde çalıp söylediğimiz gibi işte yetiştirelim. Şimdi onu Kadir Bey bizlerin tabi zamanı geçmiş. Abi gençler yaparlarsa şimdi bunlar da şöyle teşebbüs. Şeyler de oluyor yani. Yapıyorlar. Gidiyorlar, geliyorlar, ediyorlar. Evet. Gençlerimiz var, yapıyorlar çok. Tabii. İşte bunları toplayıp bize uygun bir düsturda yetiştirip hem bu halı kilimimizi
festivalimizi Türkiye çapında resmi kuruluşlara, bayramlara katılıp Besni'yi tanıtmak. Bunun yanı sıra şimdi TRT'de göstermek için bir folklor kurmakla. Folklorun gösterisiyle Besni'de ne ürettiğini sıraya koyabiliyorsun. Evet. İlime. Benim çabam bu. İşte tabii. Ha. Bunları şimdi, işte gençler yapıyor çok şükürler olsun. Benimki de yapıyor, seninki de yapıyor, o da yapıyor. Tamam.